Daha evvelden bildiğimiz bir yer. Burada daha evvelden çalışma yaptık. Biz hem ülkemizdeki insanları hem de orada dünyanın en büyük taraftar kitlesine sahip olan traktör takımını düşündüğümüz yere taşımak mecburiyeti hasıl oluyor. Yani bu size ağır bir sorumluluk yüklüyor. Bu yükü taşımak için de iki tane omuz yetmiyor. Yani daha fazla omuz lazım. O omuzlar da bizde var. Yani hem idari kadro olarak var, hem teknik yapı olarak var. O manada zorlanmayız. Tabii futbol her türlü sonuca açık bir oyun. Biz bu açık sonucu biraz daha önceden belirgin hale getirirsek, yani düşündüğümüz futbol çizgisine gelirsek, onu ön tarafa çekeriz. Ekonomik boyutlar kendi kendine bu hale gelmedi. Yani o bütçeler harcanırken, Türkçe'de bir laf vardır, ayağını yorganına göre uzat. Yani ben de bu kulüplerin başında yaklaşık 15 yıla yakın görev yaptım. Birçok transferi yönettim. Neticede idari ve teknik yönetimlerin birlikte ortak akılla hareket etmeleri halinde daha sağlıklı bütçelerle transfer yapılabilir. Ama Türkiye öyle bir rekabetin içerisine girdi ki, yani borçlanmaların önü alınamaz oldu. Ve ondan sonra artık yani deniz bitti dediğimiz hadiseyle karşı karşıya kaldılar. Yani Türkiye 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon avrola bonservisle transfer edilen futbolcular vardı. Ama görüldü ki bu harcamalar beklentileri karşılamadı. Yani futbol kalitesini o manada harcanan para kadar yükseltmedi. Yükseltmeyince de o büyük beklentiler sükutu hayale uğradı. Hala bugün Türkiye'de, yani medyayı takip ediyorum, inanılmaz beklentiler sunuyorlar taraftarlara. Yani bu çok yüksek beklentilerin gerçekleşmemesi durumunda, yani kulüplerin içindeki yapılar bozulmaya başlıyor. Yani hem stat tarafında bozuluyor, hem kulüp tarafında bozuluyor. Dolayısıyla çok abartılı bir şekilde gidiyoruz. Yani bir takım şeyleri ortaya koyarken gerçeklik payını çok asgaride tutuyoruz. Yani öyle transferlerden bahsediyorlar ki taraftar heyecan içerisinde. Yani şeye bakıyorsunuz, muhtemelen olurluğu var mı diye, olurluğu olmayan transferler olacakmış gibi beklentiye sokulan insanlar, ondan sonra bunlar karşılanmadığı zaman tepkisel durumlar yaratıyorlar. O da hem içerideki psikolojiyi olumsuz etkiliyor, hem de devam eden süreci olumsuz etkiliyor. O manada kulüplerin çok daha sağlıklı düşünmesi lazım. Şimdi büyük transfer başka bir şey, büyük isim farklı bir şey. Yani bu isimler gerçekten Falcao da olsun, Costa da olsun çok önemli futbolcular. Ama futbolda devam eden futbolculuk yaşamının bir başlangıcı, bir de nihayeti vardır. Şimdi Türkiye'de bu paraları bu yaş gruplarına verdiğin zaman dönüşü olmayan paralardır. Evet, gelir bir yıl, iki yıl içinde müthiş keyif katar, heyecanlandırır, ama futbolda bir de dönüşü olan ekonomiyi şey yapmak, takip etmek lazım. Bunun birkaç örneğini Türkiye'de gördük. Yani alınmış, çok yüksek rakamlara alınmamış ama yüksek rakamlara satılmış 50-50 olsa futbolcular. en son bilen de budur. Yani 15 şimdi bunlar da bir örnek. Yani bunları takip etmek esasında kulüpleri daha da rahatlatacak, ama Türkiye'deki ciddi şeyden, beklentilerden bir tanesi isimdir. İsimdir. Kulüpler de bu manada seyirciyi, taraftarını mutlu etmek için bazen bu şeylere, transferlere yöneliyor. Ama bunlar dönüşü olmayan paralar. Yani dipsiz kuyu dediğimiz, yani attığının geri gelmeyeceği şeylerdir, rakamlardır ve ciddi rakamlardır. Ama lige renk katar mı? Katar. Seyirciye heyecan verir mi? Verir. Ama şeye baktığın zaman, genele baktığın zaman futbol kalitesi dediğimiz bir hadise vardır. Yani futbol kalitesi ve marka değeri. Şu anda Türkiye ikisinde de, yani grafiği yukarı doğru olan şeyde, grupta değil. Maalesef aşağıya olan grupta. Bu ilk kez mi yaşanıyor? Hayır. Yani benim bütün yaşamımda bunlar defalarca yaşandı. Yani dipteydik biz. Futbolculuğumda da, teknik adamlığa başladığımda da Türkiye şu anda
Gün geldi, Avrupa elemelerinde, Dünya Kupası elemelerinde birinci torbadan, ikinci torbadan yer buldu. Bizim başladığımız zaman beşinci torbalarda yer buluyorduk. Yani aşamalar kaydetti. Burada sadece süreklilik kazanmadı. Süreklilik kazanmak da işte büyük ölçüde senin bu altyapı dediğin yatırımlarla, bu gençlerle mümkün olacaktır ve mutlaka olacaktır.